1990'lı yıllardan bu yana yaşanılabilir bir çevre hayali için çalışan Çeküt Çevre Kuruluşları Derneği ağaçlandırma kampanyaları düzenliyor, çevre bilincini artırıcı sempozyumlar, konferanslar organize ediyor, sıfır atık kampanyalarıyla halkı bilgilendiriyor, özellikle gençleri su ve enerji tasarrufuna teşvik ediyor. Derneğin ulvi hedeflerini yönetim kurulu üyesi Mehmet Dikici Eko Gündem'de anlatıyor. Her şey bugünden geleceğe miras kalacak. Bu mirasın daha temiz ve yaşanılabilir bir çevre olmasını kim istemez? Hepimizin hayalindeki dünya için yeni bir adım atan Çeküt Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği, 1990'lı yıllarda başlayan mücadelesine 8 ülke, 15 bölge, 81 ilde on binlerce gönüllüsünü ortak ederek yıllar içinde ses getiren seminer, konferans, proje ve kampanyalara imza atan bir sivil toplum kuruluşu halini alıyor. Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Dikici ilk olarak Çeküt'ün yola çıkış hikayesini paylaşıyor. Çeküt Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği 1999 yılında çeşitli meslek gruplarından, çevre gönüllüleri tarafından kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu. Amacımız doğa ile insan arasında bozulan dengenin tesisi için, yeniden tesisi için çevre ve ahlak bilincini de geliştirerek çevreye duyarlı bir toplum oluşturmak. Bu amaçla öncü ve özgün projeler üreterek dünyada saygın bir çevre kuruluşu olmak hedefimiz. Araştırmalar gösteriyor ki bir kişi yılda 7 yetişmiş ağaç tüketiyor. 2000 yılından bu yana düzenlediği kampanyalarla 1 milyon fidanı toprakla buluşturan Çeküt, daha yeşil bir dünya hayali kuruyor. Çevre örgütü deyince ağaçlandırma ilk akla gelir. Biz de 1999'dan beri Türkiye'nin değişik neredeyse tüm illerinde, bazı ilçelerinde ağaçlandırma kampanyaları yaptık. Bugüne kadar yaklaşık 1 milyon civarında bir fidanı ağaç haline, çoğu da orman haline geldi. 2012 yılı dönüm noktası oluyor Çeküt için. Bu tarihte kamu yararına çalışan dernek statüsüne kavuşulması, hizmet profilinin de genişlemesi sonucunu doğuruyor. 2012 yılında Bakanlar Kurulu'nun teklifiyle, Cumhurbaşkanımızın da onayıyla kamu yararına çalışan dernek statüsü aldık. Tabii ondan sonra kapsam alanımız, faaliyet alanlarımız genişledi. Bu amaçla ağaçlandırma haricinde de çevre konularına ilgi duyduk. Tüm dünyada insanların en temel besin kaynağı olan ekmek, Türk toplumunun kutsal değerlerinden biridir. Sofralarımızın baş tacıdır, nimettir. Aynı zamanda alın terini, paylaşmayı, bereketi ifade eden ekmeğe her zaman derin bir saygı vardır. Ama ne yazık ki ekmeğe atfedilen bütün kutsal değerlere rağmen gerek dünyada gerekse ülkemizde en fazla israf edilen gıda ürününün de ekmek olduğu biliniyor. Rakamlar ürkütücü, zira her yıl 2.1 milyar adet ekmek çöpe atılıyor. 2012 yılında ekmek israfıyla ilgili bir rapor hazırladık. Bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduk. Bu rapor sahiplenildi Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ve kampanyalar düzenlediler. Bakanlığın en son istatistik verilerine göre de günümüze geldiğimizde israf konusunda bir azalmanın olduğu, bir netice alındığını görüyoruz. Tabii bundan da biz mutluluk duyuyoruz. Sofrada sıfır artık projesi de israfı önlemenin bir başka yolu oluyor. Sofrada sıfır artık, yani sofrada yemeğimizde, tabağımızda artık bırakmamak anlaşılıyor. Fakat buradan israfa dikkat çekmek asıl şeyimiz. Bir de genelde şöyle bir şey var. Mesela tabaklar dolu, tamamını bitirelim gibi bir kaygı oluyor. Değil, yiyeceğimiz kadar tabağımızı alıp sonrasında soframızda sıfır artık bırakmak. Bu projeyi de
Biz en son Eyüp Belediyesi ile İstanbul'da yine, Anadolu'nun yine Balıkesir'de, 6 Eylül'de, diğer illerinde, örnek olarak şimdi aklıma gelenler, illerinde bu projeyi gerçekleştirdik. Bu da yine israfa karşı, zaten çevrecilik israfa karşı olmak, sade yaşamı tercih etmektir. Hayatın devamlılığı suyla mümkün. Mevcut kaynakların verimli kullanılmaması halinde su fakiri ülkeler arasına gireceğiz. Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Dikici durumu rakamlarla özetliyor, Çekyürt'ün su ve HES'lerle ilgili hassasiyetini dile getiriyor. Dünyada su kaynakları kısıtlı. Dünyadaki tatlı su %1 oranında, çoğu %99'u tuzlu. Bizim hayat için gerekli olan bu su kaynaklarını dolayısıyla verimli kullanmamız lazım. Türkiye'de dünyadan daha yani zengin su kaynaklarına sahip bir ülke değil. Yani su zengini ülkeler, mesela Kanada'ya örnek verebiliriz. 90 bin metreküp kişi başına su kaynağı var. Bizde ise bu 1463 metreküp. Yani 1200 ile 2000 metreküp arasında zaten su stresi çeken ülkeler olarak literatürde bahsediliyor. Şimdi 2030'daki eğer öngörülen nüfusa ulaştığımız zaman 1200 metreküpün de daha altına düşme durumumuz var. Yani su fakiri olma durumumuz var. Şimdi hal böyleyken bizim su kaynaklarının halen son mesela 2013 yılı sonundaki verileri söylüyorum, %41'inden faydalanıyoruz. İnşaat halindeki HES'ler bittiği zaman onlar da bir %27 bir fayda olacak. Dolayısıyla su kaynaklarının tamamından faydalanmamız ve verimli kullanmamız lazımken HES'lere karşı çıkmanın bir anlamı yok. Tabii ki çevre örgütü olarak ÇED'leri, yani çevresel etki değerlendirme raporlarına uygun bir şekilde imalatın yapılmasını takip etmek bizim görevimiz. Biz onları da takip ediyoruz ama kökten karşı çıkmayı ve kökten sahiplenmeyi reddediyoruz. Çevre duyarlılığının bilimsel ve ahlaksal yönüne ağırlık veren dernek, akademisyenlerin öncülüğünde üniversitelerde çevre konulu sempozyumlar düzenliyor. 2012 yılında yine başladığımız sempozyumlar serisi var. Karabük Üniversitesi'nde tüketim toplumu ve çevre sempozyumu başlıklı sempozyumumuzla beraber sempozyumlar serimiz başladı. Sonrasında bu başlığı çevre ve ahlak olarak değiştirdik ve seri şeklinde devam ediyor. Gaziantep Üniversitesi, Kalyoncu Üniversitesi ile beraber Gaziantep'te düzenlediğimiz bu sempozyuma gerçekten çok büyük katılım oldu. Onlarca üniversitenin, yüzlerce hocasının tebliğleri burada sunuldu. Çok beğeni gördü. Daha sonra Gümüşhane Üniversitesi'nde düzenledik. En son da Adıyaman Üniversitesi'nde uluslararası bir boyut aldı bu. Seneye 2016 yılında da planımız Bosna Hersek'te bir çevre ve ahlak konulu uluslararası sempozyum düzenlemek. Eğitim şart. Eğitimcilerin de çevre konusunda hassasiyetini geliştirmek ve gelecek nesillerin doğru yönlendirilmesine katkı sağlamak üzere çevre konulu hizmet içi eğitim organize eden dernek 81 ilde 3200 öğretmene ulaşıyor. Öğretmenlere dönük Türkiye'de yaptığımız bir ilk defa yapılan bir projemiz var. Bu da çevre konulu hizmet içi eğitim projesi. Bu projeyle 81 ilde eş zamanlı olarak yaklaşık 3200 öğretmene 3-4 gün süreli çevre konusunda eğitimler verdik. Ve sonunda öğretmenlerimizi imtihana tabi tuttuk. Bu sınavdan geçenler, ki %100'e yakındı, onlara çevre konulu hizmet içi eğitim sertifikası verdik. Hatta bunun sonraları çevre konulu bir ders Milli Eğitim tarafından kullanılabileceğini de düşünüyoruz. Bunu Çevre Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'yla yapılan protokolden de bu yönde umutluyuz. Öğretmenlere yönelik eğitimler öğrencilere yönelik projelerle perçinleniyor. Burada yerel yönetimlerle işbirliği yapılıyor. Tohumdan Fidana projesi bunlardan birisi. Diğer bir adıyla Minik Ellerden Büyük İşler. Bu da şöyle, bir tohum seti veriyoruz öğrencilerimize. İçerisinde o tohumu bir poşetin içerisinde toprak yerleştirerek
belli günlerde nasıl suladıkları yazılı, bunların eğitimini veriyoruz. Çizelgeleri var. Yaklaşık 3-4 ay süren bir süreç sonunda topraktan o tohum fidan olarak çıktığı zaman, tabii toprağa ekilecek durum olduğu zaman, eğer okulların veya yerel yönetimlerin bu fidanları toprakla buluşturacakları yerler varsa onlarla, değilse biz kendi dikim alanlarımıza onları dikiyoruz. Tohumdan fidana projemiz de bu. Bu yönde bizim Anadolu'nun değişik illerinde, Kahramanmaraş'ından Kilis'ine, İstanbul'un değişik ilçelerinde, işte Başakşehir'den tutun Beykoz, Tuzla, Güngören, Bağcılar'da bunu gerçekleştirdik. Bu önümüzdeki öğretim döneminde de yine görüştüğümüz yerel yönetimler var. Ömrünü tamamlayan bilgisayar, televizyon, telefon, buzdolabı geri dönüşüme kazandırılmadığı takdirde tehdit oluşturuyor. Yıllık 500 bin ton olan elektronik atıkların sadece %1'i tekrar kullanılabiliyor. ÇEKÜT, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yürüttüğü elektronik atık toplama kampanyasıyla konunun önemine dikkat çekmekle kalmıyor, kampanya neticesinde elektronik atık ormanı da oluşturuyor. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte bütün meslek okulu öğrencilerine bir eğitim düzenliyoruz. Geçen yıl başladık, bu yıl sonunda bitecek. Sonrasında elektronik atıkları toplayıp onlardan bir e-atık ormanı oluşturacağız. Bu da şu anda eğitim başlığı altında değerlendirebileceğimiz bir proje. Suyumuzu nasıl kullanmalıyız ya da aslında nasıl kullanmamalıyız? Geçtiğimiz yıl bu konuda 21.473 öğrenci bilgi sahibi oldu. Suyun yolculuğuna şahitlik etti, küçük adımlarla büyük değişim yaşanacağını yerinde gördü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ, İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu projede sayı olarak tam söyleyeyim 21.473 öğrenciye su kullanma bilinci seminerleri verdik. Bu şu su kullanma bilinci semineri dediğimiz, yani suyun yağmur halinden tutup bizim musluklarımıza gelen aşamasını anlattık. Tesisleri, tabii görsellerimiz var, onları anlattık. Daha sonra bu suyun tabii ne kadar dünyadaki, Türkiye'deki konumunu anlattıktan sonra önemli olduğunu ve tasarruf etmemiz gerektiğini, bilincini öğrencilerimize anlattık. Enerji kullanımımızı sonlandıramayız, ancak davranış değişikliğiyle tasarruf sağlayabiliriz. İstanbul Kalkınma Ajansı'nın çözüm ortaklığı yaptığı enerji verimli gezici ev projesi de ses getiriyor. Gezici tır arkasında Dorse'de eğitim alanları oluşturduk. O eğitim alanlarında öğrencilerimizin, yaklaşık 20 kişilik öğrencinin tırın içerisine, o Dorse'ye girip eğitim aldığı, bizim eğiticilerimiz tarafından bir projeydi bu. Özgün projeler oluşturmaya gayret eden ÇEKÜT, herkesin bir dikili ağacı olsun diye çalışıyor. Dikiliağacımvar.com sitesine girdiğiniz zaman masanızın başında veya cep telefonunuzdan da akıllı telefonlarla istediğiniz kişinin adına fidan sertifikası ve Türkiye'nin değişik illerinden nereye dikeceğinizi de seçiyorsunuz. Kredi kartınızla fidan bağışınızı yapıp fidan sertifikasını elde ediyorsunuz. Bunu isterseniz kargoyla fidan bağışı yaptığınız kimseye hediye olarak gönderebilirsiniz. İsterseniz mail adresine, yani daha çevreci bir bizim tercihimiz o. En azından kağıt israfı da olmaz diye düşünüyoruz. Yönetim kurulu üyesi Mehmet Dikici, sade yaşama dikkat çekerek sözlerini noktalıyor. Bütün dünyanın aslında kabul ettiği, Avrupa'da biliyorsunuz sadelik hareketi, işte sade yaşam, bisiklete binme günü, televizyonu kapatma günü, alışveriş yapmama günü gibi düzenledikleri, tüketim toplumuna karşı, tüketim çılgınlığına karşı yaptıkları hareketin aslında bizim kültürümüzden, medeniyetimizden bir cümlesiyle, sözüyle bitirmek istiyorum. Sade yaşam imandandır. Siz hiç işitmiyor musunuz? Sade yaşam imandandır diye tekrar ediyor Peygamberimizin sözü.